Merhabalar. Bugünlerde evlerimize hapsolduk. İşlerimizi bıraktık. Kendi sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı ile alakalı endişeler duyuyoruz. Sosyal aktivitelerimiz durdu. Ülke ekonomisi ve şahsi ekonomimizin geleceği konusunda düşünüp duruyoruz. Stres ve kaygı düzeyimizin çok yüksek olduğu bir zaman dilimindeyiz. Ancak bu virüsle savaşacak immün sistemimiz, yani bağışıklık sistemimizi en çok zayıflatacak olan şey işte bu aşırı stres ve kaygı. Tabii ki mevcut durumda kaygılanmamız, stres içerisinde olmamız gayet doğal. Ama her şeyin olduğu gibi bu duyguların da aşırısı bizi bu hastalığa karşı güçsüz bırakmakta. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması için düzenli beslenme, düzenli uyku, bol sıvı tüketimi, spor gibi unsurlar tabii ki önemli. Ancak bu unsurları yapabilmemiz için de psikolojimizin çökün olmaması gerekiyor. Bu yüzden bakanlığımızın, devletimizin aldığı tedbir kararlarına uyacağız ve psikolojimizi sağlam tutup aşırı stres ve aşırı kaygıdan uzak duracağız. Tüm Avrupa'da ve şimdi vaka ve ölüm sayısı bizimle benzerlik gösteren Rusya'da futbol ligleri ertelendi. Ama biz de ısrarla seyircisiz oynama kararı uygulanmaya devam etmekte. Sahaya çıkan futbolcular, sağlıkçılar dışında hemen bütün sektör çalışanlarının evlerinden çıkmadığını, vaka sayısının katlanarak arttığını ve vakaların gençleri de yaşlar kadar olmasa da etkilediğini görüyorlar, izliyorlar, okuyorlar. Bu futbolcuların değişik duygular içerisinde, kaygı ve endişe içerisinde gerçek performanslarını sahaya yansıtamayacakları da bir gerçek. Bu haliyle liglerin devam etmesi bana göre sporcular için hem virüsle alakalı bedensel hem de ruh sağlıkları için doğru bir karar değildir.